Değerli milletvekillerim, sayın komutanım, değerli belediye başkanlarım, değerli protokol, Tekirdağ'ın ilçelerinden gelen, yurt dışından gelen değerli konuklar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, böyle güzel bir günde 53. Kiraz Festivali kutlamanın mutluluğu içerisinde sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirler, değerli konuklar, 53. diyoruz. Yani 1967-64 yılında resmen kutlanmaya başlanan bu festival, daha geriye gidersek 1961'de Kiraz Cümbüşü olarak başlamış. 3 yıl bu statüde devam etmiş. Ama ondan da biraz geriye gidersek, Tekirdağ'da, yani şimdi ismi Süleyhanbaşı olan Tekirdağ'da, Mayıs ayının son haftası veya Haziran ayının ilk haftasında, ilk pazar günü, buranın insanları, ki o zaman herkesin 1-2 dönüm bağısı var, 8-3-5 dönüm bağısı var, herkesin bağında kirazlar ağaçları var, kiraz ağaçları var, kayısı ağaçları var, diğer meyve ağaçları var. Buraya gidip piknik yaparlardı ve kiraz cümbüşü olarak bunu eğlence haline getirirlerdi. Ama 1964 yılından itibaren festival statüsüne kavuşup 53 yıldır kutlanıyor. Ve 53 yıldır aynı coşku, aynı heyecanla kutlanıyor. Ancak 30 Mart 2014'te Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olunca bir takım Tekirdağ'da yerel yönetimler değişik oldu. 93 yıldır merkezin ismi Tekirdağ iken Süleyhanpaşa oldu. Ve Süleyhanpaşa Kiraz Festivali yerine, hatta ilk sene Sayın Ekrem Başkan'ın başkanlığında burada bir festival kutlaması yapıldı ama adı Tekirdağ Kiraz Festivali olduğu için bunun Tekirdağ'ın tümünün ismini almış olduğu 11 ilçe, 352 mahalle, 6313 kilometre arazi ve 972.875 nüfusun bunu kutlaması gerekiyordu. Biz de projeye geçen sene başladık. Öncelikle Süleyhanpaşa, Muratlı ve Şarköy ilçemizi kutladık. Bu sene 3 ilçemiz daha ilave ettik. Gelecek sene geri kalan 5 ilçemiz olan Çorluk, Kafaklı, Çerkezköy ve Malkara, onları da ilave ederek, Ereğli'yi ilave ederek 11 ilçemizde Tekirdağ Kiraz Festivali'ni coşkuyla kutlayacağız. Tabii bu kolay olmuyor. 3, 6 ve 11. Bu sene 6 ilçemizde bunu Ramazan'ın da vermiş olduğu bir genel yapı içerisinde kutlamaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlarım, Tekirdağ büyük şehir olarak 2. dönem, 3. dönem merkezi ilahi yatırımlarıyla Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır. Bunu kesinlikle bunu bilmenizi istiyorum. Tekirdağ çok güzel, çok güzel gelişmelere sahne olacaktır. Büyükşehirimizin yaptığı yatırımlarla bugün kendini ortaya koymaya başladı. Hatta en canlı örneği de Forbes dergisinin Hürriyet Gazetesi'nin açıkladığı bildiride Tekirdağ Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra yaşama standartları en iyi olan il arasına girdi. Ben bu konuda çok mutluyum. Tüm Tekirdağlıları kutluyorum. Ayrıca bu sene bir ilke daha imza attık. Sadece Şarköy'ümüzde bulunan mavi bayraklı plajlarımızı Süleyhanpaşa'da Altınova semtinde ve üniversitede katarak 4 mavi bayrak aldık. Onun da mavi bayrağını tüm üniversitede gönderecektik. Sanıyorum birkaç gün sonra da Altınova'da bunu çekeceğiz. Bütün bu çalışmanın sonunda Ereğli'den Şarköy'e kadar saray sayıları dahil olmak üzere Tekirdağ mavi bayrakla dolaşacağız. Ben şunu biliyorum ki Tekirdağ her şeyin en güzeline layık, Tekirdağ en iyi olmaya layık, her şey Tekirdağ için olsun, ülkemiz için olsun, her şey gönlünüzde olsun. Saygılar ve sevgiler sunarım.